Açık sorular başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Engelli bir çocuğun milletvekili olmasına uzanan müthiş bir başarı hikayesini anlatan sinema filmi Buğday Tanesi 2 Aralık'ta vizyona giriyor. Seyirciyle buluşacak. Açık soruların bu akşam konu hayatını beyaz perdeye taşıyan bu hikayenin kahramanı AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram bizlerle birlikte. O başarı hikayesini şimdi canlı canlı konuşacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Evet, hoş bulduk Öykü Hanım. İyiyiz. Bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. İzleyicilerimize, seyircilerimize de iyi bizi takip etsinler diyoruz. Şimdi engelli bir gencin milletvekili olma hikayesi, gerçek bir mücadele öyküsü. Bildiğim kadarıyla Türk sinema tarihinde ve siyaset tarihinde bir ilk. İlk defa bir milletvekilinin hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Öncelikle filmin adından başlayalım isterseniz. Neden Buğday Tanesi? Filmin adı Buğday Tanesi. Bu tabii insanlarımız arasında son zamanda iyice duyulunca benim ismimi de telefon açanlar diyor ki buğday tanesi ne haber? Ben de öyle diyenlere diyorum ki buğday tanesi bir tanesi milyonların sesi, milyonların hikayesi. Tabii buğday tarla. Ben de 1974 Erzincan Refahiye Üçören Köyü, bir dağ köyü, orada doğumluyum. 1 yaşında, 75 yılının yazında hasat mevsiminde annem tarla bitiyorken beni ağacın altına koyuyor. Gölgede olsun diye birisi ateş atıyor. Tarla tutuşuyor, beşik tutuşuyor ve ben tutuşuyorum. Yanıyorum ama yüreğim yanmamış, onu gördüm. İşte buğday tarla oradan geliyor. Aslında sizin hayatınızın başlama noktasını... Evet. Buğday bereket demektir, film. Buğday mücadele demektir. Onu da almışız yani, onu gördüm yani. Peki hayatınızı beyaz perdeye taşıma fikri nasıl doğdu? Nasıl gelişti fikir? Ya bu aklımda şöyle bir fikir vardı. Güzel bir kitap yapayım, yazayım dedim. Bu yazın da meclis ara verince Temmuz ayında kitabımı yazmaya başlarken bunu filme de, beyaz perdeye de aktarmayı düşündüm. Belki daha sonra yaparım diye düşündüm ileriki zamanda ama yani ailem üzülmesin istedim. Çünkü ben çok acılar çektim. İçimde fırtınalar koptu. Bir daha aynı şeyleri depreşmemesini kısa vadede istemedim. Sonra bir sabah kalktığımda ya dedim yarına çıkmamızın garantisi yok. Siyasiyiz, yarın siyaset olup olmamamızın garantisi yok. Elimde imkan, fırsat da varken bir de bir an önce, bir gün bile önce bir engelli kardeşimin umudu olursam, bir rol model olursam o benim için en büyük mutluluk olacaktır. O sebeple kitapla beraber filmin senaryosunu da yazdım. Senaryosunu siz kaleme aldınız. %100 orijinal. %100 orijinal ve organik bir senaryo. Bugüne kadar 48 senede yaşadığım hayatın daha %1'ini yansıtıyor senaryo. Yani siz hayatınızın %1'ini mi sadece beyaz perdeye taşıdınız? Ondan çok daha fazlası var diyorsunuz. 2 gün önce aradılar, dizi istiyoruz dediler. Düşünür müsünüz? 2-3 yerden aradılar. Şu anda düşünmüyorum. Benim amacım para kazanmak değil. Bu filmin finansmanını da ben sağladım ağırlıklı. Amacım, bir misyonum var, onu gerçekleştirmek. Bir iz bırakmak, bir umut olmak, bir model olmak. Zaten detaylarıyla daha programımızın süresi yettikçe konuşacağız. Çok fazla sıkıntı detay yok. Var. Size ben 7 gün 24 saat çalışıyorum yani. Sıkıntı yok. Peki neler hissettiniz yaşadığınız her anı ki %1 diyorsunuz? Tabii. Aslında çok daha fazlası var. Çok küçük bir oranı söylüyorsunuz ama neler hissettiğiniz o %1'lik kısmı bile kaleme alırken neler hissettirdi size? Filmin genelinde çocukluktan bugünkü kadar hayatımda olan sahne var. Yani çocuk ama hep kısa kısa mesajlar. öyle acılar, öyle fırtınalar var ki onları... Birkaçını anlattığımda yönetmenimiz Doğan Ümit Karaca sağ olsun çok
emek verdi. O dedi, biz dedi bir film değil belki 10 film çıkar babında yaklaşım oldu. Şimdi hayat enteresan. İşte annem tarlaya gidiyor, ağacın altına koyuyor, güneş almasın, yanıyoruz. Sene 75'in yazı, hasat mevsimi. En yakın biz Refah ilçesine bağlıyız. 20-25 kilometre. Yol yok, iz yok. Orada ha deyince araba maraba bulma imkanı yok. Köyde araba yok. Yani affedersiniz öküz arabası vardır. At vardır. Merkep vardır. Yani ulaşım vasıtaları bunlar. Merkep sırtında Refah'ya götürüyorlar yanınca. Refah'daki devlet hastanesinde 40 gün kalıyorum. Yoğun bakımda ve 41. gün yaşıyorum. Kaderi ilahi o kadar enteresan ki 41 yaşında Erzincan'dan milletvekili oldum. Olunca kendime şunu sorguladım. Rabbimin bana vermiş olduğu bir misyon, bir mücadele sürecinin başladığını, küllerimden doğduğunu, Erzincan ve İstanbul, Türkiye'ye bu millete hizmet etmemin çok çok önemli olduğunu hissettim. Çünkü o gün ölseydim, yani bir yaşındaki çocuğun çok fazla hayatta anısı yok. İlla ki zor, hepimizin evladı var ama yaşadığımıza göre ve tekrar oradan küllerinden doğup vekil seçildiğimize göre benim daha çok hizmet etmem gerektiğini düşündüm. Tabii biz Beşiktaş'ta ben büyüdüm. Çocukluğum hep Beşiktaş'ta geçti. İstanbul'a ne zaman geldiniz? Daha 60'lı yılların sonundan itibaren gelmişiz ama yazları Erzincan'a gidiyorduk. Kışları dönüyordu ailem. Şu anda da aynı. Annemler daha geçen hafta geldiler, anne baba. Bu kültürle biz büyüdük. Yani her sene yazın gideriz, kışın İstanbul'da oluruz. Memlekette bağımız hiç kopmadı. Sıla hasreti hep olmuştur. Senede bir haftada olsa ben memleketime gider, köyümü, yaşadığım anılarım olduğu toprakları görmek isterim. Tabii o sene yine yazın gidiyorlar ve bu olay gerçekleşiyor. Beşiktaş'ta, Dikili Taş'ta oturuyorduk, Setüstü sokağında. Pazar kurulurdu perşembe günleri. İlkokulu Dikili Taş Mehmetçik İlkokulu'nda okudum. Çok güzel anılarım oldu, hayat hikayelerim oldu. Beşiktaş benim sevdamdır. Ama Beşiktaş'ta otururken bile Fenerbahçeli olmuştum. Fulya Stadı daha o zaman topraktı. Biz top oynardık. Sonradan Beşiktaş'a altyapı stadı olarak tesis edildi. O zamanlar bilirler bizim jenerasyon, Mıstık Sineması vardı. Daha sonra BKM oldu, Beşiktaş Kültür Merkezi. Barbaros Bulvarı'nda yürümeyi çok isterdim, severdim. Yıldız Parkı'nda koşmayı, havuzu bahçede dolanmayı, Yıldız Camisi'nin önünde o çeşmeden su içmeyi ve Yıldız Camisi'nde namaz kılmayı çok severdim. Ben bunu çocukluğumdan beri hep yaşadım. Sabancı, orada bir kültür merkezi vardı, Lego. Çocukken oraya gider oynardık. Bütün aşılarımı Sait Çiftçi'de oldum. Geçerken hep o günler aklıma geliyor tabii. O Dolmabahçe'deki ağaçlı yolda yürümeyi, Ortaköy'de. Ve ilkokul 1'i Dikili Taş Mehmetçik Okulu'na başladığımda 12 Eylül 80 darbesi olmuştu. Benim doğumum 1974, tam Kıbrıs Harekatı'nda oluyor. İlkokul 1'e başladım, 12 Eylül 80 darbesi. Sokağa çıkma yasağı var. Çat pat hatırlıyorum, öğretmen öğrencilere bir esneklik vardı. Amcamın oğlu elimden tutarak götürürdü. Bu şekilde ilkokul 1'e başladık. Hatta okula başlarken bir anım var. Okul benden rapor istemiş, öyle hatırlıyorum. Şişli Etval Hastanesi'ne amcamla gittik. Amcam götürdü beni oraya, doktor raporu istemişler. 4-5 tane doktorumuz, beyaz önlüklü, onu hatırlıyorum. Bana çevirme nedir dediler. Ben de köylü çocuğuyum.
Dedim bizim oralarda kuzuları, işte ineklerin etrafını çitle çevirirler. İşte babam kuzu çevirme yapar filan derken birkaç çevirme çeşidi vardır. Bunu anlatırken doktorun bir ensemden tuttu, ya bu dedi süper zeki, bunu alın götürün dedi. Yani hiç o sahneyi unutmuyorum. Oradan Ali Güney hocamız, tam darphanenin karşısında evi vardı ilkokul 1'de. Rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Ben de emeği çok hocalarımın, doktorlarımın, ailemin bugünlere gelmemde. Allah hepsinden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Ali Güney hocam, ben bir parmak, hayatta bu parmakla yaşadım. Bu kalemle tutuyorum. Bununla yemek yiyorum. Bununla bütün ihtiyaçlarımı gidiyorum, bu parmak. Ben solla yazıyorum diye beni sola oturtturdu. Tam öğretmen masasının önündeki sıraya. Solla yazıyorum diye solla oturtturdu. Niye? Sağ oturunca diğer arkadaşım koluna çarparım. Çünkü sağ, diğer çoğu insanlar sağla yazar. Solla yazanlar çok istisnadır. Ben solla yazarken o sağla yazsa birbirimize çarpışırız diye beni sola oturtturdu. İlkokul 1'de yine tahta bir salonumuz vardı Mehmetçik İlkokulu'nda. Orada piyes yaptı, tiyatro. Velileri de çağırdı. Nasrettin Hoca, başrolde baktım benim. Serkan sen oynayacaksın dedi. Heyecanlıydım. Pamuktan sakallar, işte sarık modunda. Ve milletin önüne beni sürdü. Yüzme nasıl öğrenilir? Yüzme. Yüzme suya atlarsın. Boğulmamak için, kendin kurtarman için çırpınırsın. Yüzmeyi en kolay yüzme öğrenme metodu. O psikoloji, o anı, o korkuyu yaşamak ve kendini kurtarman, yüzmeden en kısa şekilde öğrenme. Ve ben de öyle öğrendim yüzmeyi çünkü. Orada beni toplumun önüne attı. Sen bu toplumda yaşayacaksın ve kendini anlat. Bunu o gün anlamadım. Yıllar sonra anladım ki hocam ne kadar ulvi bir görev yapmış. Yani bu hocalarımızın eli de ayağı da öpülür, açık söyleyeyim. Ve İlkokulu Dikiltaş'ta bitirdik. Sonra ortaokulu, Esentep Ortaokulu bizim zamanımızda, Şair Nedim oldu sonra. Güzel bir okuldu. O zamanlar oralar dutluktu. Ya, plazalar, milazalar yoktu. Hatta vinçler falan kurulmuştu. Ya bunlar ne işe yarar diye böyle camdan bakardım yani. Sonra baktım ki büyük plazalar çıktı. O zaman daha yeni yeni, sene 85-86 süreci. Derken ortaokulu burada bitirdim. Çok istiyordum Beşiktaş Anadolu Lisesi'ne girmeyi. Hayalimdi. Ve orada yedekten kazandım. Üzüldüm. Yani nasip değilmiş. Akabinde Kabataş Erkek Lisesi'ne gitmek istedim. Tam o arada babam, amcamlar beraber çalışırlardı. Ümraniye, Bulgurlu'da ev yapmışlardı. Taşındık oraya. Ümraniye Lisesi'ni bitirdim. Oradan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Sene 92 yılında. Avukat olmaya nasıl karar verdiniz peki? Avukat biraz zaruri olduk. Oradan 92 yılında girdim. 96 yılında İstanbul Hukuku bitirdim. Malcolm X filmi çıkmıştı. Bir final sınavından çıkınca Malcolm X'i izleyeceğim dedim. Malcolm X tişörtleri var. Giydik. Beyaz. Üstünde siyah yazılar, kitabı da vardı. Malcolm X'in özgürlük mücadelesini kendime düstur edindim. Yaşadığım o zamanki travmaları atlatmam için ben de bu mücadeleyi bu alanda yapacağım dedim. Yani neden? O yıllara kadar, üniversite yıllarına kadar içimden fırtınalar koptu. Çok travma geçirdim. Herkes soruyordu, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu. Günde 10 kişiye cevap versen senede 300 eder. 360. Bunu aldım. Bir gün dedim buraya bir etiket yapıştırayım, sorma. Neden? Ya çocuğum, akranlarım, arkadaşım yanında bunlar sorduğum zaman rahatsız oluyordum, eziliyordum. Sorma. Sonra dedim bari yurt dışına gideyim. Yabancı dilde anlamıyorum. Ne söylediklerini anlamam, mutlu olurum.
böyle alan arıyorum kendime. Vizeye başvurdum. Neticede öğrencisin, üzerine bir şey yok, vize vermediler. Fransa'ya başvurmuştum. Sonra onda olmayınca dedim Serkan bir tek yolun kaldı. Ben bu ülkede yaşayacağım, bu toplumda yaşayacağım. Çıkış yolu arıyorum. İnsanların bir defa öğrensin, bütün Türkiye bir defa öğrensin, bir daha sormasın. Ona karar verdim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirince 97 yılında hakim sınavına girdim. 84 puan aldım. 70. ilk gün mülakata girdim. Ankara'da, Kızılay'da Yargıtay binası. Tabi orada kapı o zaman böyle tutmalı değil. Hani yuvarlak topuç şeklinde kapını tokma. Ben de doğal refleks iki elimle açıyorum. Bazı şeyleri bunu tek elimle yapıyorum. Ama bazı şeyleri iki elimle kaldırıyorum yani. Orada anladım ki bakışlarından beni eleyecekler. Sonra üzüldüm. Elendim. Beklenen sondu. Araştırdım. Hakim Savcılar Kanunu 8. maddesi. Şöyle bir ibare var. Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmama gibi ibare var. Yani adamın kulağı kepçeyse, ayağı topalsa eliyorlar. Biz sanki manken arıyoruz yani. Devlet elle ayakla yönetilmez. Devlet gönülle, düşünceyle, beyinle, duyguyla yönetilir. Öykü Hanım, ben de şu anda size hayatımın öyküsünü anlatıyorum. Sonra dedim kamuda başka yerlere girince bu duvar hep bana örecekler. Serkan git güzelce ofisini aç, avukatlığa başla. 25 metrekare Kadıköy'de ofisimi ayarladım ve avukatlığa başladım. Güzel bir avukatlık yaptım. 10 bine yakın vekalet aldım. Bu arada STK'larda aktif görev yaptım. Spor kulübünde, Kızılay'da, Hukukçular Derneği'nde, engelli camialarında, aklına her alanda, geldiği alanda bulundum. Sosyalliği severim. İnsanlar iletişimim güçlüydü. Sizin tüm bu girişimlerinizde aileniz peki destekliyor Yok. Muydu? Yok. Şöyle ailem benim her zaman yanımdaydı ama ben kendi dünyamda farklı bir yolum var. Ben bir şey inanmışsam sonuçta orada ölüm de sonuçta bunun sonucunda öleceğimi de bilsem giderdim. Yani öyle bir iradem var yani. Bugün de aynı. Bir şeye inanmışsam sonuna kadar giderim. Peki siz o zamanlar yaşadığınız... Bunları ben hiç yansıtmam. Şöyle. Size onu soracaktım. Ailenize hiç yansıtmam. Ben bugüne kadar 48 senelik yaşantımda aileme, anneme, babama, aileme bir gün sormadım. Ve sormam. Çünkü olmuş, bitmiş. Bu hayatta yaşayacağız. O altılı yaşlarda aklım sürmeye başlayınca bende bir gariplik olduğunu hissettim. Ama şununla teselli buldum. Annem babam sağ yanımda. Bana teselli geldi. Öğretmenlerimin desteği, ailemin desteği. Ailem bana yapabileceğim her şeyi yaptırdı. Ben bunu işin terapisi de budur. Yani 10 milyon engellimiz var. Burada aileler çok iş düşüyor. Yani çocuğun yapabileceğini yaptıracaksın. Oğlum sen bunu yapamazsın demeyeceksin. O ne yapabilir, onu öngöreceksin, onu söyleyeceksin. 15-20'li yaşlara kadar elim cebimde dolaştım. Otobüse binerdim. Eskiden otobüsler karşılıklı arkada koltuklar vardı. Onlara hiç oturmazdım. Tek koltuğa otururdum. Yanımda kimse olmasın. Çünkü karşılıklı oturunca bakışlardan rahatsız oluyordum. Ya saklayacaktım. Böyle aleni koyamıyordum elimi. Ve psikolojikman benim bütün çocukluk fotoğraflarımda ellerim cebimde. Açık bir fotoğraf göremezsiniz çok. Yani onları hatırlamıyorum. O fotoğrafları çektiriyorken hiç hatırlamıyorum yani. O yani refleks o. Sonra STK'larda görev aldım. Bu tabii gittikçe sosyalleşiyorum ve toplumla bütünleşiyorum. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. 97 yılında, 2000 yılında bitirdim. Yüksek lisans tezimi de dernekler ve STK'lar üzerine yazdım. Daha sonra Maltepe'de üniversitenin doktoramıza başladık ama bir türlü bitiremedik. Siyasette zaman kalmadı. İyi bir avukatlık yaptım. 10 bine yakın vekalet aldım. Yani insanlarımız sevdi, etti ama hep beynimle insanlar beni tartsın istedim.
şeklimle değil beynimle. Benim aklıma önem versin istedim ben. Görselle değil, duygu ve bilgime, tecrübeme. Peki bu hayatınızın %1'lik kısmını yazarken, özellikle bunun altını çiziyorum çünkü sadece hayatımın %1'ini yansıtıyor, evet, dediğiniz için. Böyle zorlandığınız, yazmaya ara vermek durumunda kaldığınız zamanlar oldu mu? Yani bu filmin çekimine bile çok zor karar verdim. Temmuz ayında kitabı yazarken, film aklıma geldiğinde ben bu filmi daha sonra çekmeyi düşünüyordum. Neden derseniz, çünkü geçmiş acılar bir daha gözümün önünden gelecek, geçecekti. Hı hı. Kolay şeyler değil. Benim için değil, ailem için de değil tabii. Ve şunu düşünün, 10 milyon engellimiz var. Siyasette bunu gördüm. Bir umut, bir rol, bir umuda yolculuk noktasında bir gün öncesinde bir kardeşim bunu öğrenip kendine model alırsa ben çok fazla bir işi başarmış olurum ve filmde amacına ulaşmış olurum. O yüzden geciktirmemem gerektiğini düşünüyorum. Bir de dünya, ben kadere tam teslim olmuş bir insanım. Yönetmen dedi ki, anlattım, hayran kaldı. Ya dedi, bu işin tılsımı nedir dedi. Teslimiyet. Ben teslim olmuşum dedim. Ve hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, kadere iman etmiş bir insan olarak söylüyorum. Bu konuda hiç tereddütüm olmadı. Beterin betere olduğunu düşündüm. Kendimden yukarı değil, kendimden aşağılara hep baktım. Şükrettim. Sabır ve şükür. İkinci sihirli cümle diyebilirim. Ve 97 yıl işte avukatlık falan süreçlerinden sonra 2000 yılında AK Parti'mizin kuruluşuyla beraber aktif siyaset hayatına girdim. Sosyaldim. 2002 Ümraniye Teşkilatı, 2004 Ümraniye Teşkilatı'na görev aldım. 2008 Ataşehir ilçemizin kurucusu oldum. 2011'de 1. Bölge İstanbul milletvekili adayı oldum. 2012-15 il yönetiminde görev yaptım seçilemeyince. 2015 yılında ilk defa Erzincan'da Cumhuriyet tarihinde CHP'nin yerine gelen bir vekil oldum. Bizim ağırlıklı Erzincan'ımızın üçte biri Alevi vatandaşlarımızdır. Biz kirve deriz. İç içe büyüdük. Beraber reşberlik yaptık. Beraber aynı pilavı yedik. Bulgur pilavını. Aynı katıklı çorbayı içtik. En ufaktan Alevi, Sünni muhabbetini bilmezdik. İstanbul'da bu okul hayatını daha çok öğrendik. Bunlar öyle bir sıkıntımız yoktu. Kardeşlik hukuk hakimdi. Ki Erzincan bunu başarmıştır. Bir mozaiktir, bir aşuredir. Sağ köyüm Kürt köyü, bizim köy Sünni köy, sol köyüm Alevi köyü. Böyle bir coğrafyada büyüdük, iç içe kardeşlik hukukunda. Tabii onlardan da oyalarak geldim. Ama mahcup etmedim. Hı hı. Erzincan'a 4 cami yaptım, 4'te cemevi yaptım. Hiç yani kırmadım yani hiç kimseyi. Hayat hikayenizi konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Olur. Aranın ardından açık sorular devam edecek. Aranın ardından açık sorular devam ediyor. Buğday Tanesi sinema filminin ayrıntılarını konuşmaya devam ediyoruz. AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram'la birlikte. Filmin hazırlık aşaması ne kadar sürdü? Kast seçiminden biraz bahsedelim. Evet. Siz birebir, evet, başında mıydınız? Nasıl karar verdiniz? Evet, kasta? Onu da anlatayım da. Şimdi Buğday Tanesi hakikaten güzel bir isim. Buğday Tanesi, bir tanesi, milyonların sesi, milyonların hikayesi. Lansmanımız bu. Şimdi işte yazın meclis ara verince kitabı yazıyorken filme karar verdim. Tabii başladık. Tabii oyuncu noktasında bu bir biyografi filmi. Evet. Olunca başrolde
yani bilinen bir isim, sevilen bir isim olmasını tercih ettik. Çoğu sanatçımızın da bu dijital kanallarla anlaşması olduğundan dolayı hani sözleşmeleri var, direkt gelip çalışamıyorlar. O noktada oynayamıyorlar. O arada birkaç isim vardı. İşte Kusti Bey'le görüştük. Geldi benim ofise. Koz Yatağı'nda ofisim var. Eskiden avukatlık yaptım ofiste. 4 saat oturduk karşılıklı. İlk defa görüyorum. Dedi, vekilim dedi, büyük adamsın dedi. Sonunda. Sonra Serkan Baba dedi. Dedim olur mu dedi. Kusti Bey sen bizim vekilimiz olacaksın dedim sinemada. Yönetmen Doğan Ümit Karaca Bey ile anlaştık. Güzel de bir iş çıkardı. Ben teşekkür ediyorum. Yani bütün emeği geçen oyuncularımıza, yönetmenimize. Senaryoyu verdikten sonra senaristimiz toparladı. Volkan Kapkın Bey, Allah razı olsun, büyük emeği var. 3500 kişi filmde rol aldı. Ve çok profesyonel bir film. 8K ile çekilen, görüntü kalitesi çok yüksek bir film. Çünkü hedefim uluslararası camiye taşınması. Ki o da bir gerçekleşiyor. 2 gün önce işte aradılar. 2-3 gün oldu yani daha yeni. Frankfurt Film Festivali'ne davet ettiler. Başvuru yapıyoruz. Hollywood'la bir arkadaşım görüşüyor. Çok beğenmiş Hollywood'dakiler. Biyografi filmi en çok istedikleri model ve canlı, organik bir film. Evet. Ve orijinal bir film. İnşallah Türkiye en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum bu sinemamızın. Bir de son dönemde sinema sektörü tabii biraz durağan geçiyor. Onun da canlanmasına vesile olacak. Sinema filmimiz 2 Aralık Cuma günü vizyona giriyor. Bu Cuma. 3 Aralık Cumartesi günü de Dünya Engelliler Günü, bir farkındalık günü olduğu için galasını da o gün yapıyoruz. Ve Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19'da başlıyor. Tabii 1000 civarında bir koltuk var. Gelmek isteyen 10.000'ler var. Vallahi diyorum koltuk belli, sayı belli. Ama diyorlar ki vekilim biz orada olmamız lazım. Çünkü ben hem siyaset hem avukatlık çok geniş bir çevrem var. O tarihe ana şahitlik etmek istiyorlar. Çünkü Türk sinema ve siyaset tarihinde bir ilk. Gönülleriyle orada olmak istiyorlar. Allah razı olsun, bu teveccüh bize yeter. Ve elde edilen gelirle 10 dönüm bir arazi ayarladım Anadolu yakasında. Engelli yaşam ve kültür merkezi yapacağımız. Ve belki Türkiye'nin, belki dünyanın en güzel kompleksi olacak. Yani filmin geliri çok özel bir amaç için evet. Kullanılacak. Ve Türkiye genelinde bütün sinemalarda oynuyor. 30 TL fix. Yani o filme giden kendine bir, kendiyle ilgili illaki bir şeyler alacak ve o yapılacak binada da bir tuğlası olacak. Şimdi o kas ekibi işte kuruldu. Film çekimlerine başladı. Ne kadar sürede tamamlandı? Ben şunu ilk defa sinema sektörüyle iç içe oldum. Sıkıntılar yaşadım. Çünkü bu film ben bir sosyal sorumluluk projesi görüyorum. Cumhurbaşkanımız himayelendi bu film. O bu filme karar verince mevcut vekilim, Sayın Başbakanımıza anlattım. Binali Bey, ben 20 yıl avukatlığını da yaptım. Hem yakın köylüyüm. Allah razı olsun, büyükte geçmiş olsun. Sabah da ziyaret ettim. Toparlanıyor inşallah. Kısa zamanda aramızda göreceğiz. Ciddi bir kaza geçirdi. Çok iyi olur dedi. Sonra Cumhurbaşkanımızın özel kalemi Hasan Bey'i aradım. Dedim, abi dedim böyle böyle bir düşüncem var, bilginiz olsun. Neticede aktif siyaset dedi. Dedi, Serkan Vekilim biz seni seviyoruz. Önemli bir hayatın var. Bu filmin içinde biz olalım. Yani bizim Cumhurbaşkanı himayelerinde yapılsın. Ben de gurur duydum. En azından benim yanımda böyle bir güçleri, büyük güçleri hissetmem benim için aynı bir manevi değer katmıştır. Sonra iletişim başkanımızla görüştük ve Kültür Bakanlığımızla görüştük. Protokol yaptım. Kültür Bakanımızla şunu söyledim. Benim meşhur olmak gibi derdim yok. Zaten ben, toplum beni tanıyor. Ben bunların hepsini aşmışım. Maddi hiç beklentim yok. Ama manevi hazzı ve toplumsal hazzı çok yüksek dedim.
Ve elde edilen gelirle engelli yaşam ve kültür merkezi yapacağız. Protokole bunun eklenmesini istiyorum dedim. İnşallah bu gelirle de hepsini aldıktan sonra Aile Bakanlığımıza teslim edip Aile Bakanlığımıza birlikte Kültür Bakanlığımız, emeği geçen herkese beraber bunu inşa edeceğiz. Bütün parti genel başkanlarını galaya davet ettim. Bütün vekillerimizi galaya davet ettim. Bu film siyaset üstü ve partiler üstü bir film. Engelliler Türkiye ittifakıdır. Herkes engellinin yanında olması gerekiyor. 10 milyon çarpı 4 desen ailesiyle beraber 40 milyon. Bu sebeple siyasi argümanlara kurban gitmesini istemiyorum. Allah razı olsun, devlet büyüklerimizin büyük katkısı olmuştur. Bazı yaşadığım olumsuzluklar da illaki oldu şöyle. Yani bunu işte farklı lanse edenler olmuş olabilir ki illaki çıkacaktır. Ama benim niyetim halistir, samimidir. Onun dışında bir hiç beklentim yoktur. Burada sinemamızın hakikaten bir canlanması, milletimizin duygularına bir tercüman olmak, 10 milyon engellimize bir umut olmak, ailelerine beraber işte bir umut yolu olmak benim en büyük temennim. Bu filmin sonunda bir kişiyi hayata bağlayıp mücadeleye katarsak bu film amacına ulaşmış demektir. Daha 2 gün önce bir televizyon programından çıktıktan sonra bir anne aradı. Çünkü bana ulaşmak çok kolay. Adam televizyonu izliyor, numaramı verdiğimi biliyor, giriyor Google'a, numaramı alıyor, arıyor. Yani böyle bir toplumla, insanlarımızla, milletimizle bir bağ kurdum. Benim bu millete borcum var. Vefa borcu var. Bu millet beni bu noktalara getirdi. Kendim borç hissediyorum, açık söyleyeyim. Yani bir yerde bir eksik, bir sıkıntı varsa onu duymamışsam veya duyup çözememişsem o benim içimde bir yara, bir dert oluyor. Bizler ezilerek geldik çünkü. Benim hayatım ezilerek geldi. O yüzden merhamet ve şefkat çok fazlasıyla var. Hayır da kimseye diyemiyorum. Böyle bir hastalığım var. Yani geldiği zaman insanlar hayır demesini de bilmeli ama ben bunu daha beceremedim bu yaşıma kadar. Ve izledik dedi sizi. İşte çocuğum da sizi böyle görünce anlattım. Bak dedim, Serkan amcan, Serkan abin işte buradan buraya gelmiş. Bak mücadele. Senin de bunları yapabilirsin. Çocuğumun gözünün parıltısını gördüm dedi. Ya olay bu. Öykü Hanım, olay bu. Benim görmek istediğim nokta bu. Neticede Allah bize her türlü makam, mevkiyi nasip etti. Bu milletimiz bizi vekil seçti. Parti büyüklerimiz önümüzü açtı, elimizden tuttu. Hepsine Allah razı olsun. Tabii filmimizin İçinde çok ilginç anılar olmakla beraber her şeyi yansıtamadım. Çok da milletimi üzmek istemiyorum açıkçası. Zaten %1'lik bölümünü evet. Anlattım hayatımı diyorsunuz. Filmin fragmanında bir cümle dikkatimi evet. Çekti. Onu sormak istiyorum. Bu cümle size mi ait? Kimsenin fiziksel engellerinden dolayı mağdur olmadığı bir dünya aynen. Hayal ediyorum diyorsunuz. Kimsenin fiziksel engelinden veya diğer engellerinden dolayı engellenmemesini istiyorum. Ve böyle bir dünya istiyorum. Benim kitabımı... Bu hayali kaç yaşındayken kurmaya başladınız? Ben hayalimi yani çocuk yaşlarında yaşadığım travmanın liseyle beraber biraz daha kendime özgüvenim arttı fazlasıyla. Üniversiteyle beraber daha arttı. Malcolm X filminden sonra işte belli şey, mücadele ruhunu edindim. Ve şeyle genlerimde bu mücadele ruhu var zaten. Ve avukatlıkla beraber sahada, adliyede koşturmam, mücadelemle daha çok arttı. Yani ben hep şunu söylerim, hangi mesleği yaparsa yap ama herkesin bir hukuk okumasını isterim yani. Yani hukuk insana kendine özgüveni katıyor. Mesela üniversitede okuyorum, benim babamın amca çocuğu da İstanbul Cumhuriyet Savcısıydı. Bu eskiden Cumhuriyet Savcılarımız filan. Biliyorsunuz böyle hepsi değerli, rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Böyle araç falan kullanmazdık. Genelde hani gidip alınırdı, gelinirdi. Hani hürmet önemlidir
ve devam etmeli bence. O bir gün işte babam amcamı almaya gitti. Biz amca deriz. Geldi, bıraktı, sonra tekrar döndü falan derken, bak dedi, amcan dedi araba kullanmıyor dedi. Babam bana dolaylı bir mesaj vermek istedi. Yani benim araba kullanamayacağımı, yani üzülmemem gerektiğini hukukta da okuyorum. Böyle bir dolaylı mesaj verdi. Ben dedim baba, ben dedim o arabayı kullanacağım. Gün gelecek şoför de kullanacağım dedim. Arabayı da kullandım, ehliyet de aldım. Vekil oldum, şoför de kullandım. Ben adanmışlık duyguları içinde, hep inanmışlık duyguları içinde yaşadım. Nice böyle hatıralar. Peki, biraz aslında böyle sizin yaşadığınız mağduriyetleri konuşalım. Sizi bu kadar derinden yaralayan ve belki hayatınızı filme, beyaz perdeye aktarmanıza sebep olan neler yaşadınız? Nasıl mağduriyetler yaşadınız? En büyük mağduriyet toplum baskısı. Bak, aileler bunları üzülüyor. Bu psikolojiyi bırakalım. Gittiğimiz bir yerde bile engellisi olan aile, dikkat et, engellisi olan aileler genelde eskiden daha fazlaydı, şimdi biraz daha azaldı. Hep şeydir, çocuklarını evden çıkarmamak, topluma çok buluşturmamak isterler. O aileye de şeydir o, psikolojik baskıdır. Bir gün 2011 seçim çalışmalarında Ümraniye'de bir eve gittim. Bir kız çocuğu, baba, çocuk yürümek istiyor, bakıyorum cavruyor. Dedim bunu niye çıkarmıyorsun dedim. Bu çocuk yürümek istiyor, toplumda buluşmak istiyor. Hı hı. Ya dedi vekilim dedi, işte akranları soruyor. İşte çevre şey yapınca ben rahatsız oluyorum diyor. Ben tabii bunları hissettiğim için onu da anladım. Hı. O yüzden sordum. Çocuğu aldım parka götürdüm. Arkadaşları oynattım. Seçim çalışması. Çocuk biraz daha zorlasak belki yürüyecek yani. Neticede veren de Allah, alan da Allah. Kudret sahibi Allah. Yürü der yürür. Ve çocuğun psikolojisi düzeldi. Erzincan'da benim gibi evi yanıyor, bir çocuk yanıyor. Aynı şekilde eli yüzü vücudunda. Mesela onu gördüm. Ona da aynı şeyi yaptım. Ya ben bu hissiyatı çok edindiğim için daha çok hassasiyetim oluşuyor. Hakikaten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de son 20 yılda sessiz devrim gerçekleşti bu süreçte. 2005 yılında engelliler yasamız. 2008 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmemiz. 2007 ve 2008 devamında Avrupa Konseyi'nden önce imzalıyoruz. 2010 yılında anayasa referandumuyla pozitif ayrımcılık. Sonra erişilebilirlikle ilgili izleme kurullarının oluşması. 2020 erişilebilirlik yılı ilan edilmesi. Mesela engellinin öğretmen mi olur denilen bizim Milli Eğitim Bakanımız talihsiz bir açıklama yapmıştı, talihsiz de. Bal gibi olur dedi Cumhurbaşkanı. O psikolojik kırılmaydı. Devlet elle ayakla yönetilmez. Öykü Hanım, devlet beyinle, gönülle, düşünceyle yönetilir. Ve benim meclis konuşmalarımda da, her yere konuşmamda da niye bir engelli valimiz yok, niye bir engelli büyükelçimiz yok, niye bir engelli başhekimimiz, rektörümüz. Yani şunu istiyorum ben, başörtülü kaymakamımız olsun, başörtülü valimiz olsun, başı açı da bizim, kapalısı da bizim. Kimse şeklinden dolayı, o da bir netice şekilden dolayı engelleniyordu ve bunun mağduriyetleri oluşmuştu, geri kalmasın. Ben eşit şartlarda yarışırken engelimden dolayı geride kalmak istemiyorum. Haykırıyorum. Ben üniversite sınavına girerken ÖSYM bana ek puan mı verdi? Yok. Üniversite, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarihi bir fakültedir. Büyük bir amfisi vardır. Ebullah Mardin amfisi. 1000 kişilik. Orada hoca beni görüp ek puan mı verdi? Yani torpil mi geçti? Yok. Okulu bitirme hakimlik sınavına girdim. Eşit şartlarda yarışım, kazandım. Buraya geldim, bana bakanlık ek puan mı verdi? Yok. Geliyorum burada bu yüzden eleniyorum.
Böyle bir dünya yok, kimse kusura bakmasın. Bu dönemler bitmiştir. Ve bitmek de zorunda. Benim ülkemde engelli bakanım da olsun, engelliler bakanlığım da olsun. İsterim. 10 milyon. Artık engelliler genel müdürlüğü, bu elbise, bu gömlek, bu vücuda dar geliyor. Çünkü 10 milyon koordinasyonu sağlanması açısından ve sessiz devrimin taçlanması açısından bunlar çok önemli. İsrail Enerji Bakanı tekerlek sandalyede. Amerikan devlet başkanı kaç sene başkanlık yapmış, engelli. Peygamberimiz Medine'den ayrıldığı zaman yerine başkan yardımcı vekili bırakıyor diyelim, engelli. Yemen'e vali atıyor, engelli. 1400 yıl önce dinimizin, medeniyetimizin gereği bunlar ya. Peki şimdi siz Erzincan'da başınıza gelen bir kaza sonucunda hayatınız bambaşka bir şekilde gelişmiş, avukat olmuşsunuz ve millete hizmet adamısınız kendinize. Ve hayatınızı beyaz perdeye taşımışsınız. Evet. Fakat pek çok mağduriyet yaşamışsınız. Çok zor bir hayatınız olduğunu söylüyorsunuz. Aslında bu aynı mağduriyeti yaşayan milyonlarca engelli vatandaşımız için belki de örnek olması adına size bu soruyu sormak istiyorum. Siz bu yaşadığınız mağduriyetler karşısında kendinizde mücadele gücünü nasıl buldunuz? Kendinizi nasıl motive ettiniz? Senin programın ismi Öykü Hanım, açık sorular, ucu açık ve sansürsüz sorabilirsiniz. Ben her zaman şeffaflıktan yanayım, sansürsüz programdan yanayım, açık sorulardan yanayım, onu bilesiniz. Yani o konuda rahat olun. Biz artık her şeyi aşmışız. Hayatımızı beyaz perdeye taşıyan bir insan her şeyi aşmıştır yani. Şimdi, yani bu Rabbimin bana vermiş olduğu bir güç. Ben yani başka türlü izah edemiyorum. Vazgeçebilirdiniz, belki hayata küsebilirdiniz ama şimdi, siz tam tersi bir yol girdiniz. İşte bu işte mücadelede direndim ben. Dedim ya, artık yoruldum, çıkış yolu arıyorum. Ya sorma yazın diyorum, ya yurt dışına gideyim diyorum. Bunlar da imkanlar ölçüsünde olmayınca, bütün Türkiye beni tanısın, bir defa öğrensin, bir daha sormasın. Yani kolay şeyler değil. Seçim çalışmalarında İstanbul'da 2011'de bir iş yerine gittik, tam kapıdan gireceğiz. Arkadaşlar var teşkilattan falan. Bir bayan. Onlar da arkadan geliyorlar. Dedi, patron yok dedi. Böyle bir şey yapınca, yani biz hani bir iş görüşmesine veya bilmem neye gitmedik yani. Oradan patron yok dedince, bilmem şey yapınca, böyle bir tavır sergilince, ben de dedim ya, ben milletvekili adayım. Seçim çalışması yapıyoruz. Pardon dedi, sen özür dilerim dedi ya. Kusura bakmayın. Dilenci zannediyor. Hani para kapıdan bazen girerler ya böyle kapıdan. Hani patron yok der falan böyle. Hani dilenciye uzaklaştırmak için. Üzüldüm ya. Yani bunlar beni çok üzdü. Çok anılar var. Gürsey abi vardı bizim. 2005'teki engelli yasasının çıkmasında harbiden tarihi bir yasadır. Çerçeve bir yasadır. Lokman abiyle Gürsey abinin büyük emeği vardı ve bütün partinin ittifakıyla çıkmıştır. 2011'de de Gürsey abinin yine beraber adaydık. O tekerlekli sandalyede, o da sonra bir trafik kazası geçirip, omurilik zedelenmesi falan olup tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Bir gün dedi, dolaşıyorum Serkan dedi, bir tanesi getirdi avucuma para koydu dedi. Yani her tekerlekli sandalyede dolaşan dilenci değil arkadaşlar. Şimdi abi biz isim belki Latifesi, biz hepimiz bunları aşmışız ama bu niçin önemli? 10 milyon engellisi olan bir ülkeyiz, bir aileyiz. Ailesiyle beraber 40 milyon. Yani iyi gözlemlememiz, iyi okumamız gerekiyor. Çok yol kat ettik. Yani geçmişte bugün arasında dağlar kadar farklar. Son 20 yılda ki hele ki Türkiye engelli ve sosyal
devlet anlayışı açısından bana göre Avrupa'nın da önündedir. Allah diyorum ya, devlet büyüklerimizden, cumhurbaşkanımızdan, emeği geçen bakanlarımızdan, herkesinden, vekillerimizden ve bütün partilerimize destek olmuştur. Bütün vekillerimizle yasaların hepsinde bu konularda ittifaktır. Peki toplum olarak, yani toplum olarak engelli bireylerin yaşadığı ya da yaşayabileceği mağduriyetlerle ilgili ne kadar farkındalığımız var sizce? Geçmişe göre diyorum ya, çok daha iyi bir noktadayız da bunu biraz daha olgunlaştırmamız gerekiyor. Mesela ben Bağdat Caddesi'nde gidince, mesela gençken gidince daha rahat dolaşıyordum. Çok sorgulamazlardı. O yüzden Bağdat Caddesi benim hoşuma gidiyordu. Kendi köyüme gidince çocukken daha rahatsız oluyordum. Soruyordu orada nene, teyzesi. Çok severim. Köyüme de çok hizmet ettim. İlime, ilçeme. Hiçbir zaman küsmedim. İnsan darbe yediği yerden kaçardı. Yani dönüp o köye kimse bakmayabilirdi. Ama ben köyüme daha çok sahip çıktım. İşte evladım şöyle güzeldin, böyle güzeldin, işte şöyle yandın, böyle yandın. Ya ben bunu duymak istemiyorum ki artık. Onlar gelmiş geçmiş. Bana bir şeyleri hatırlatmak beni bir şey kazandırmıyor. Beni üzüyor. Onu görmüyorlardı. Abi ne yapıyorduk? Yutuyorduk. Ve ben çok çok lafı değiştirirdim. Şimdi bir arkadaş geliyor, sizlerle sohbet ediyoruz, bir maç izliyoruz veya kritik yapıyoruz. Hı. Arkadaşlar, ortamında bunların sorulması beni çok üzerdi. Lafı değiştirirdim. Başka bir şey sorardım. Ya adam geliyor diyordu ki işte askerliğini nerede yaptın falan bana. Ya ben askerlik yapmadım. Ya beni arkadaşım içinde niye rencide diyorsun ki? Ama ben bu milletimi, aziz milletimin desteğiyle şu anda 8 yıldır vekilim, 8 yıldır askerlik yapıyorum. Artık zaten size kimse sormayacak çünkü bütün Türkiye 2 Aralık'ta izleyecek hayat hikayenizi, Buğday Tanesi. Filmden gelen gelirle İstanbul'da Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi kurulacak, bunu da belirttiniz. İzleyicisi bol olsun, maalesef süremizin sonuna geldik. Hayat hikayenizi böyle tüm samimiyetinizle anlattınız ve Beyaz Perde'deki önemini de bizlerle paylaştınız. İyi ki geldiniz, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için Öykü Hanım. Buğday Tanesi hakikaten özel ve güzel bir sinema filmi. Ben herkesin izlemesini tavsiye ederim. Amaç da belli. Engelli Yaşam Kültür Merkezi yapılacak. Her şey şeffaf, protokole, her şey resmiyete bağlıdır. Ve herkes kendinden bir parça bulacak. Engellimiz için bir rol model. Engelli olmayan kardeşlerimiz, aileler için de şu oluşacak. Ya bak işte adam bu halde ne mücadele etmiş, bunları yapıyor. Benim eksik, neyim eksik? Yani ben bu halde bunları yapamıyorsam bende bir eksiklik var demek. Daha kıyaslayabilecek. Tabii tabii, herkes kendine bir sahne bulacak diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buğday Tanesi bir tanesi, milyonların sesi, milyonların hikayesi. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Açık soruları noktalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar.